SCTN Türk'ten iyi günler efendim. Trabzon'da bulunan tarihi Sümeyla Manastırı'nda gerçekleşen ayin tartışmaları da beraberinde getirdi. Sümeyla Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos gününde her yıl ayin gerçekleştiriliyordu. Ayin Trabzon'un fethiyle aynı güne denk gelmesi ve tepkiler nedeniyle bu yıl bir hafta sonra ertelendi ve 23 Ağustos günü yapıldı. Her yıl ayini yöneten Fener Rum Patriği Bartolomeos bu yılki ayini yönetmedi. Bartolomeos'un ayinin ertelenmesine tepki olarak katılmadığı değerlendirmeleri yapıldı. Emekli Tüm Amiral Cihat Yaycı, Sümele Manastırı'ndaki ayinin Lozan Barış Antlaşması ve Anayasa'ya aykırı olduğunu, dini değil siyasi amaç taşıdığını dile getiriyor. Bu konuya biraz daha yakından bakacağız ve Emekli Tüm Amiral Sayın Cihat Yaycı yayın konuğumuz. Sayın Yaycı iyi günler diliyorum, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Bir özet yapmış olduk ama e, sizden dinlemek isteriz. Temel itiraz noktalarınız nelerdi acaba bu ayinle ilgili olarak? Şimdi bir kere en başta söyleyelim. Biz hiç kimsenin ne ayin yapmasına ne ibadetine ne dinine ne de dininin gereklerini yerine getirmesine karşı değiliz. Asla da olamayız. Yani ben bugüne kadar yetiştirildiğim tarzda e, ibadete ve dine karışılmaması yönünde yaşadım. Ve bu tür müdahalelerini yani dinine, ibadetine müdahaleyi doğru bulmam. Ancak dinin siyasete alet edilmesini ve bölücülük yapılmasına aracı olmasını da kabul etmem mümkün değildir. Olay samimi dindarlıkla din simsarlığı arasındaki ciddi farktır. Şimdi konuyu, konu bir kere en baştan şunu söyleyelim. Her yıl yapılan bir ayin değil. Birincisi bu. Hı hı. 2010 yılında FETÖ'nün dinler arası diyalog safsatasıyla başlatılan bir e, yılda bir kez yapılan bir ayin. Ve bu ayin e, Sümele'de bir ibadet yeri değil. Hı hı. Yani Sümele bir müze. Onu da altını çizelim. Sümela bir ayin yeri değil, bir ibadet yeri değil, aktif tarihte kullanılmış, daha önce de paganların kullandığı bir yer. Bir müze, bir tarihi öğren yer. Sümela bir aktif manastır vesaire olmayalı yüzyıllar olmuş. Yüzyıllardır kullanılmayan bir yer. O nedenle sizin girişteki tarifinizi de düzeltmek lazımdır. Her yıl yapılan ayin değil, bir Sümela'da manastır değil. Sümela bir Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze. Müze bir kere, bunun altını çizelim. Ama olarak orada bir tören, bir ayin düzenleniyordu bugüne kadar değil mi Sayın Yaycı? Bugüne kadar değil, 2010 yılından 2010 itibaren. 2010 yılından itibaren, evet. 2010 yılından itibaren. Arada evet. da bir 5-6 senelik e, rekreasyon e, şey için e, buranın tadilatı için, bu müzenin tadilatı için kapatılmıştı. Evet. Bu müze e, evet. Sümele Müzesi. Şimdi Ayasofya'yı Ayasofya'da cami yüzyıllardır cami olarak kullanılan Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkanların müzenin ibadet e, ibadet kılıfı altında ee, bir siyasi faaliyete e, yönelik olarak kullanılmasına nasıl taraflar buluyorlar? Onu anlamış değilim. Hı hı. Yani hem Ayasofya'ya karşı çıkacaksınız ibadete açılmasına Ayasofya'nın e, yüz cami olarak kullanılan atalarımızın cami yaptığı hem de geleceksiniz diyeceksiniz ki Ayasofya ibadete açılmasın ama Sümera Müzesinde Ekümeniklik propagandası yapılsın. Olacak iş değil. Şimdi burada bir kere oraya gelip herkes dua edebilir. Herkes gelip mum yakabilir. Bunda en ufak bir şey yok. Evet. Bakın ben e, dün e, Diyarbakır Mardin Metropoliti Saliba Özben'i ziyaret ettim. Filiksiyon olsun. Saliba Özböl'ü ziyaret ettim. Metropoliti, Süryani Metropolitini, Süryani Hristiyan Metropolitini. Hı hı. Benim yakından tanıdığım birisidir. Hemen her yılda ziyaret ederim. Ve kucaklaşırız. Yani dolayısıyla benim bir dine, dini inanışa, hı hı. ibadete vs. karşı olmam mümkün değildir. Ve e, e, Muhterem Metropolit Hazretlerinin odasında... Türk bayrağı da vardır, Atatürk de vardır ve son derecede bu milletle, bu milletin bir parçası olduğunu çok samimi şekilde gösteren bir cemaat vardır. Evet. Yani Türk Türkiye Cumhuriyeti devletindeki, tü, e, Türk milletinde illa herkes Müslüman olmak zorunda değildir. Yani böyle bir şart yoktur. Türkiye'ye layık bir devlettir. Şimdi bunun altını çizelim ama, Burada bu arada Atatürk'ün Patrikhane'yi yani Fener Rum Kilisesi'ni, Fener Ortodoks Kilisesi'ni Türkiye'den çıkarmak için talimatlar verdiğini 1922 yılında. Onları da hatırlatalım. Yani bağrımıza saplanmış bir hançerdir bu hançeri bir an önce atıp çıkarmamız lazımdır demiştir. Çünkü 1821 yılında Osmanlı'nın parçalanışına en ön ayak olan Mora İsyanı ile birlikte en önemli kurum Patrikhane olmuştur ve Atatürk Atatürk bir Osmanlı paşasıdır aynı zamanda. Osmanlı Devleti'nin nasıl yıkıldığını görmüştür ve 1821 yılında da Mora isyanını düzenleyen, organize eden kurum Fener Rum Kilisesi olmuştur. Onun için de Padişah 2. Gregorius'u Vatikan'ın kapısında astırmıştır. Evet. Sayın Yancı i̇şte o, şunu da şimdi, sormak şimdi, isterim. Ee, biraz evet, daha açmak buyurun. adına. Ee, yani siz daha önceki açıklamalarınızda e, Lozan Barış Antlaşması aslında bu ayinin Lozan Barış Antlaşması ve anayasaya da aykırı olduğunu söylüyorsunuz. E, Bak, tam doğru. olarak neye dayandırıyorsunuz? Yani sadece e, ayinin yapılıyor olması mı yoksa işte Fener Rum e, orayı onu yönetiyor olması mı? Tam olarak e, nedir şimdi Lozan bir, bir, bir ve anayasaya önce... aykırı olan kısmı? Ne? E, Lo Lozan Anlaşması'yla bir mübadele yapılmıştır Yunanistan'da ve Türkiye'de. Hı hı. Türkler, Müslüman Türkler e, Türkiye'ye gelmişler ve o Rum, Hristiyan Rumlar da Yunanistan'a gitmişlerdir. Ama üç bölge mübadele dışında tutulmuştur Lozan Anlaşması'na göre. Hı hı. Bunlardan Bunlar şunlardır, İstanbul Rumları e, Gökçeada ve Bozcaada ve Fener Rum Kilisesi de sadece ve sadece sadece ve sadece bu mübadele dışında kalan Hristiyan Ortodokslara hizmet vermekle sorumlu kılınmıştır. Sorumluluk alanı Bozcaada, Gökçeada ve İstanbul'dur. Hı, hı. Ekümeniklik kavramı tamamen tamamen hem Lozan'a hem de Osmanlı dönemindeki Fener Rum Kilisesi'nin sorumluluk alanına da aykırıdır. Çünkü Osmanlı'da Fener Rum Kilisesi'nin sorumlu olduğu Ortodoks Hristiyanlar sadece ve sadece Osmanlı topraklarındaki Hristiyanlar içindir. Yani Rusya'daki için değildir mesela. Rusya'daki Hristiyanların, Ortodoks Hristiyanların lideri bu patrik değildir. Hı, hı Osmanlı'da da böyledir. Türkiye'de de böyledir. Şimdi ve Atatürk 1 Aralık 1923'te 1 Aralık 1923'te Cumhuriyet kurulduktan bir ay iki gün sonra bakın ne kadar önem verdiğini göstermesi açısından ifade ediyorum Atatürk'ün bu konuya. Türkiye Cumhuriyeti de aynı akıbetle Osmanlı'nın yıkılması gibi bir akıbetle karşılaşmasın diye bu Fener Rum Kilisesi faaliyetlerini kontrol altına almak istemiş. Ve demiş ki bir kere Patrik bu başpapaz Fener Rum Kilisesi'nin başpapazı Türk olacak demiş. Neden? Ekümeniklik falan iddiasında bulunmasınlar diye. Başka bir yerden seçilip de dünyada. Ekümeniklik ne demek? Halifelik demek. Halifelik. Yani dünyadaki Tüm Hristiyan Ortodoksların lideri benim demek. Ben Türkiye'nin üstündeyim demek. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin üstündeyim. Uluslararası bir kurumum demek. Uluslararası bir yapım var demek. Hı hı. Ve Atatürk ikincisi yetki alanını çok net şekilde belirletmiş. Gökçe'de, Bozca'da ve İstanbul'dur demiş. Bunun dışında faaliyet göstermeyecek demiş. Üçüncüsü Yet, o öyle bastırmış ki bu ekümeniklik veya uluslararası kurum olma niteliği tehlikesini görüp Atatürk tekrar bunlar baş gösterirdi. Fatih Kaymakamlığı'na bağlıdır demiş. Hı hı. Onun için de İstanbul Valiliğine bağlattırmış. Peki şimdi bu Lozan'a aykırı. Neden? Trab çünkü Trabzon Gökçeada, Bozcaada ve şey değil, İstanbul değil. Dolayısıyla partinin gelip burada faaliyet yapması Lozan'a ve Atatürk'ün emirlerine aykırı. aykırı. Bu bir. Hı hı. E, i̇kincisi peki anayasaya neden aykırı? Anayasaya neden aykırı? Anayasaya ha. şundan dolayı aykırı. Bugün çıksa Türkiye'de herhangi biri mesela Diyanet İşleri Başkanı çıksa ben halifeyim dese bu anayasaya aykırı olmaz mı? Ben Müslümanların halifesiyim dese ya da devlet başkanı çıksa, cumhurbaşkanı çıksa, bir bakan çıksa, bundan sonra ben dünyadaki bütün Müslümanların halifesiyim dese, bu anayasaya aykırı olmaz mı? Laiklik ilkesine aykırı olmaz mı? Olur. Ve Türkiye ayağa kalkar. Hı hı. Ve, ve, ve mesela diyelim ki Diyanet İşleri, bundan iki ay önceydi, bir buçuk ay önceydi. Hatırladınız mı? İsviçre'de Rusya, e, Ukrayna Savaşı için bir e, uluslararası toplantı, toplantı yapıldı. Toplantı düzen. E, ben de tam onu soracaktım size. Yani evet. e, aslında biz bu ekümenlik e, iddialarını ya da ek, ekümenik dayatmalarını sıklıkla duyuyoruz. Zaman zaman da tartışıyoruz. Son dönemlerde yine bir Ukrayna üzerinden bir e, tartışmaya başladık. E, Fener Rum Parti'nin ekümenlik e, ilan eden açıklamalarda bulundu Zelenski. Şimdi hem bunu dile getiren çevreler açısından da bunu bize dayatan çevreler açısından da bir değerlendirme yaptığımızda tam olarak neden bir ekümeniklik iddiası gündeme getiriliyor ve bu nasıl bir tehlikeye yol açar Türkiye için? Evet, bu çok tehlikeli bir durum. Bir kere yani o toplantıdaki manzarayı tekrar hayal edelim, gözümüzün önüne getirelim. Sayın Dışişleri Bakanı, o toplantıda Türkiye'yi temsilen oturuyor. Konu Ukrayna Savaşı. Ve toplantıda Rusya yok. Halbuki Rusya'sız Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması ya da bu sorunun halledilmesi diye bir to toplantı sonuç verebilir mi? Veremez. Demek ki bu toplantının amacı başka. Hı hı. Amacı başka. Rusya'ya karşı veya bilmem nereye karşı bir cephe almak. Peki... Türkiye'yi temsilen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen orada tabiatıyla doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı var. Evet. Önünde de Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Peki karşısında kim oturuyor? Ekümenik Patrik yazılı bir tabelayla ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı yerine çift başlı e, Bizans kartalı bayraklı bir patrikhane bayrağıyla oturan bu Bahçelemez var. Ya ya Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu değil miydi? Hani anayasamıza göre din siyasete alet edilmezdi. Burada dini bir ayin mi yapılıyor ki orada patrik var, bir başrahip var, orada bir dini ibadet faaliyeti mi var? Bir hmm. ayin mi yapılıyor? Ya öyle bir şey yok. O zaman din siyasete doğrudan alet edilmiş durumda. Yani laiklik ilkesi orsadan kalkmış durumda hem de bizim dışişleri mısın, gözünün içine baka baka. Ve yetmiyor, yetmiyor. Bir de bildiri imza atıyor bu, papas e, papaz. Şimdi ben soruyorum. Bu dinin siyasete alet edilmesi değilse, laiklik ilkesinin anayasanın temel ilkesi, temel ilkelerinden bir tanesi. Buna karşı bu bir meydan okuma değilse nedir bu? O bayrak nedir? O ekümenik Pattik nedir? Din adamının siyasi bir toplantıda işi nedir? Ben şimdi buradan gardırop Atatürkçülerine de sesleniyorum. Eğer ekümenik patrik yazana ses çıkartmadılar, çok enteresandır. Ses yani dışişlerinden bir açıklama geldi, yalanlandı bu. Hani ikili görüşme yaptığı da söylenmişti. Ee, onu da yalanladı dışişleri Bakanlığı. Orada 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 çok ince bir çizgi var. Hı -hı. Dışişleri Bakanlığı. O ekümenik patriklik konusunda valla doğrudan bir şey söyleyemedi gibi geldi bana. Sanki o bildiride. Hı -hı. İkincisi e, çok ince bir şey var. Yani ben o bildiriyi yazan kişileri ben Dışişleri Bakanı olsam görevden alırım. Neden? O açıklamayı özlü kabahatinden büyük. Diyor ki biz orada bu Patrik'le e, zirve marjında yani zirve amaçlı görüşme yapmadık diyor. Yani zirve amaç görüştük, konuştuk ama zirve amaçlı değil diyor. Ya Ekimin bu adam nereye gelmiş? Kimin izniyle gelmiş? Nasıl oturmuş? O bayrağı nasıl koymuş? Din adamının siyasi bir toplantıda ne işi var? Türkiye'nin temel hukuk ilkeleri ortadan kalkmış falan. Bunlara hiç dokunan yok ve üstünü üstü gardırop de ses yok. Ama ben onları bir uyandırmak için bir şey söyleyeyim şimdi buradan. Peki ekümenik Patrik yerine orada Diyanet İşleri yazsaydı, Diyanet İşleri Başkanı yazsaydı veya Diyanet İşleri Başkanı o toplantıda olsaydı, bildiriye imza atsaydı, Türkiye ayağa kalkmaz mıydı? Türkiye ne, nasıl bir devlet oluyor diye. Diyanet İşleri Başkanı'nın Ukrayna toplantısında ne işi var? Dini, siyasete alet ediyorsunuz. Ekümenik Patrik de Halife yazsaydı orada, Halife yazsaydı. Şimdi durumun vehameti bu, bu, bu bizim açımızdan Şimdi gelelim uluslararası ilişkiler açısından. Bu resmen bir Amerikan oyunu. Yani neden? Güya bu Ortodoks Kilisesi, Hegemonyası, yani biliyorsunuz bu Hristiyanlarda bir ruhban sınıfı var ve buna katılıyorlar böyle. E, bu, bu tür faaliyetlerde, bilmem nelerde, geçmişlerde bulunmuşlar falan. Dolayısıyla, yani aslında teokratik bir yapı var bu evet. Hristiyan devlet anlayışında. Ee, Rus Ortodoks Kilisesi'nin etkinliğini azaltmak, Ukrayna Kilisesi'ni Türkiye'deki, İstanbul'daki güya bu patrikhaneye bağlamak, ekümenik patrik olduğu için ve Ortodoks dünyasını bölerek Rusya karşısında cephe aldırmak. Bunun peki Türkiye'ye ne faydası var? Türkiye'ye ne faydası var? Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin bozmasına neden olacak bir konu bu. Yani ve bu bizim hani bu böyle saçma sapan işler yapıyor ama bu kilise ama neticede kağıt üstünde bizim kurumumuz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir kurum hem de Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir kurum bizi Rusya ile karşı karşıya getiriyor. Yani, bir de sadece ve, Türkiye'deki Ortodokslarla yetkilendirilmiş bir kurumun e, Ukrayna'daki tabii. bir kiliseye bağlanması da bu ekümenik iddialarını evet. ve taşlarını döşeyen e, Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Ve, ve Zelenski buraya geliyor. Geçen gün açıklama yaptı. Geliyordu, ziyaret ediyor. Ekümenik Patrik Hazretleri diyor. Binlem ne diyor? Devamlı bunu kaşıyor. Ya Zelenski Yahudi. E, nasıl oluyor? Yani Ukrayna devlet başkanı şu anda Musevi değil mi? Yahudi değil mi? Ortodoks isteyen değil. E nasıl oluyor? Oyunu görüyor musunuz? Nasıl bir oyun kuruluyor? Oyun kuruluyor. Türkiye'nin bu oyuna düşmemesi lazım. Ya yani bu bunları dizginlemesi lazım. Yani düşmemek için de özel bir gayret sarf etmeye gerek yok. Anayasamıza göre, Lozan'a göre ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısına göre Kardeşim otur oturduğun yerde sana ne, sen ne karışıyorsun bu işleri? demesi lazım. Onu diyecek olan da kim biliyor musunuz? Hiç öyle yukarıdan falan böyle Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı falan değil. adamı haddini bildirecek şekilde Fatih Kaymakamına söylettirecekler bunu. Evet. Fatih Kaymakam otur oturduğun yerde diyecek. Ve bundan sonra Fatih Kaymakamına müracaat etmeden hiçbir konuyu görüşmeyecek bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki yetkililer. Evet. Ve bir ziyaretçi gelecekse de Fatih Kaymakamı'ndan izin alacaklar. Bunun böyle böyle ancak bizim uluslararası ilişkilerdeki dengemizi de iç yapımızı da koruyabiliriz. Şimdi gelelim bu ayin meselesine. Ayine neden karşıyız? Buradaki yapılan ayine. Hı hı. Yani buradaki bu çünkü ayin kılıfında siyasi faaliyet yapılıyor. Bu Patrik Denilen başpapaz geliyor oraya. Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan, Gürcistan'dan, Yunanistan'dan, Güney Rum yönetiminden adamlar getiriyor. Papazlar, başrahipler, başpapazlar getiriyor. İşte ben Ekümeni'yim diyor. Litvanya'dan getiriyor, Estonya'dan getiriyor. Ben Ekümeni'yim. Bak karşısına oturtturuyor. Ben Ekümeni'yim diyor. Ekümenik Parti. İkincisi, Yunan Milli Marşı çalınıyor. Ya bu ayin değil miydi hani? Dünyadaki tüm Ortodokslar değil miydi hani? Yunan Milli Marşı'nın ne alemi var? Ya burası Yunan siyasetin alanı mı? Sümela Müzesinde Yunan Milli Marşı çalınarak nasıl ayin yapılıyor? Hı hı. 1821'de Türk soykırımını başlatan İpsilanti denilen adam Mora'da, Tripoliçe'de o onun onun için dualar ediliyor. Allah Allah. Hani dünya niye hep Yunanistan odaklı? Peki Pontus'ta bizim atalarımız soykırıma uğradı onları anıyoruz diye dualar ediliyor. Bak şimdi ya Türkiye Cumhuriyeti'ne direkt saldırılıyor. Halbuki Pontus dedikleri Karadeniz bölgesinde önce Rum çeteleri başlamıştı Türkleri soykırıma. En sonunda Kuvayi Milli oraya girdi de bir, bir şekilde onları kontrol altına aldı onu soykırım diyorlar. 9 Eylül'de İzmir'den ve İzmir'de yeril, yenilen Yunan ordusunun denize dökülmesini bunu da diyorlar ki Küçük Asya soykırımı diyorlar. Onu da bu ayinde, sözde ayinde anıyorlar. Daha da beteri ayine katılanlar, ayine katılanlar göğüslerinde ne yazıyor biliyor musunuz? Ne tişörtleri? I am Pontus, ben Pontus'um yazıyor. Ya Pontusçuluk, ekümeniklik, Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı bunların hepsinin yapıldığı siyasi bir faaliyettir. Bu ekümeniklik pontusçuluk amaçlı bir bölücülük faaliyetidir. Bu ayin ayin değildir yani. Hı, hı evet. Ayin siyasi bir faaliyettir. Peki. Sayın Yahyıcı çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim. Çok sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ee, i̇yi günler diliyorum size. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Ee, evet, Türkiye'de e, Trabzon'daki Sümele Manastırı'ndaki ayinle beraber gelen tartışmalar, ee, Ukrayna'dan da Zelenski'nin e, Patri, Fener Rum Patriği'ni ee, ekümenik e, ilan etmesiyle e, beraber bir Fener Rum Patrikliği meselemiz var, meselesi var. Onu konuşmuş olduk. Emekli Tümamiral Sayın Cihat Yaycı e, değerlendirmelerde bulundu. SCTN Türk özel yayınında tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve noktalıyoruz burada efendim. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalınız.